Merhaba sevgili kitap dostları. Bugün size 3 tane roman tanıtmaya çalışacağım. İlk önce romanları göstereceğim. Sonrasında da tek tek tanıtmaya çalışacağım romanlarımızı. İlk romanımız Timaş Yayın Evi'nden çıkan Meşa Selimoviç'in yazdığı Derviş ve Ölüm. Şöyle göstereyim. İkinci romanımız Genç Timaş Yayın Evi'nden çıkan Carrie Draveri'nin yazdığı Kağıttan Son Turna Kuşu. Ve üçüncü romanımız da Olimpos Yayın Evi'nden çıkan Fern Mitchelson'ın yazdığı Kalbinin Sesini Dinle. Evet. İlk romanımızla başlayalım. Diğerlerini şöyle bırakayım. İlk romanımız Derviş ve Ölüm arkadaşlar. Romanımızın konusu şöyle. Osmanlı'nın taşrasında küçük bir tekkenin şeyhliğini yapan romanımızın kahramanı onun kardeşinin cezaevine atılması ve kardeşinin cezaevine ilk önce niye düştüğünü araştırması, sonrasında da cezaevinden çıkartmaya çalışması ve en sonunda da kardeşin idam edilmesi üzerine yaşadıklarını anlatan bir roman. Elimizdeki roman. Arkadaşlar roman tek kişilik bir gösteri gibiydi. Çünkü romanın büyük bir kısmında dervişin kendi iç sesini, iç dünyasını okuyacağız. Kardeşi cezaevine atıldıktan sonra onu çıkartmak için yaptığı mücadelede dervişliği ile kardeşliği arasında yaşadığı ikilemleri, kardeşinin ölüm haberini aldıktan sonra Allah, inanç, devlet, ahlak, adalet ve vicdan sorgulamalarını, zaman içerisindeki dervişteki yaşanan değişimlerini, başka bir insana dönüşümünü, bununla birlikte kaldığı tekkedeki diğer mollalarla olan ilişkisini, zengin bir ağanın oğlu olan Hasan ile olan ilişkisini, o dönemin devlet ekabiriyle, devletin üst düzey yetkilileriyle, bürokrasisiyle olan ilişkisini ve tamamen kopuk bir şekilde yaşadığı ailesiyle olan ilişkilerini roman boyunca okuyacağız. Bunun dışında o dönemki siyasi ayak çekişmelerini, makam ve mevki kazananların yükseldikçe nasıl bir değişime uğradıklarını, makamların insanları nasıl değiştirdiğini de roman boyunca okuyacağız sevgili kitap dostları. Yazarla romanın konusu arasında da bir paralellik, benzerlik var arkadaşlar. Yazarın abisi de haksız yere idam edilmiş bir kişi. Zaten yazar bu kitabı, bu romanı onun o yaşadığı travma üzerine yazıyor ve uzun bir sürede yazıyor. Her bir cümlesi üzerinde önemli durulmuş, düşünülmüş ve öyle ortaya çıkartılmış bir roman. Zaten 100 temel eser arasında da geçiyor Derviş ve Ölüm. Romanın büyük bir kısmında söylemiştim. Dervişin iç sesini ve üç dünyasını okuyacağımız için diyaloglar çok az derecede var. Bu sebeple bazı okuyucular için sıkıcı olabilir. O sebeple tavsiye edebileceğim özellikle üniversite ve sonrası için okunabilecek, kitap severleri tarafından beğenilebileceğini düşündüğüm bir roman. Allah, inanç, din, devlet, ahlak, aile ve insan ilişkilerinin sorgulandığı, üzerinde güzelce düşünülerek yazılmış bir roman. Derviş ve Ölüm'ü tavsiye ediyorum arkadaşlar ama yaş skalasında unutmayın derim. İkinci romanımıza gelelim arkadaşlar. İkinci romanımızda Genç Timaş'tan çıktığını söylediğim Carrie Draver'in yazdığı Kağıttan Son Turna Kuşu. Arkadaşlar bu roman iki zaman diliminde geçiyor. Birisi 1945'te, diğeri de 2018'de. 1945'te Amerika'nın İkinci Dünya Savaşı zamanında Japonya Hiroşima şehrine attığı atom bombasıyla başlıyor. İşte o anda evlerinde birlikte bulunan iki arkadaşın bombanın düştüğü andaki yaşadıkları ruh haletini ve sonra kendilerine geldikten sonra ailelerini arama çabalarını, özellikle bir tanesinin kız kardeşi, küçük yaştaki kız kardeşi olan Keiko'yu bulmak için verdikleri mücadeleyi, o dönemki Japonya'sında yaşananları, dramları ve hayatta kalma mücadelesini okurken, 2018 yılında ise o dönemden hayatta kalmış olan kişilerin birbirlerini bulma mücadelesini okuyacağız. Gerçekten keyifli okuduğum, vefanın,
insan ilişkilerinin, hayatta kalmanın önemini anlatan ve aynı zamanda da insanın ne kadar gaddarlaşabildiğini, zulmedebildiğini, diğer bir insana zulmedebildiğini okuyacağımız güzel bir roman. Bugün tekrar bir dünya savaşı olur mu bilemiyorum arkadaşlar. Bana zor gözüküyor. Neden zor gözüküyor? Çünkü günümüz teknolojisinde bir dünya savaşı olursa Allah korusun dünya diye bir şey ortada kalmaz. Ama bölgesel savaşlar devam edecektir. Neden devam edecektir? Çünkü buradan rant yiyen çok sayıda insan var. Ciddi paralar kazanıyorlar savaşlar nedeniyle. O sebeple savaşlar bitmez. Bölgesel savaşlar her daim devam edecektir diye düşünüyorum. İnşallah insanların özellikle de çocukların ölmediği bir dünya bırakabiliriz. Kitabın mizampajından da biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi iki zaman diliminde geçtiğini söylemiştim. 1945 yılında geçenler normal nesir, düz yazı tarzında yazılmışken 2018 yılında geçenler ise daha çok şöyle de göstereyim size. Şöyle şiir tarzında yazılmış. Okuması gayet kolay arkadaşlar. Belli aralıklarla da her bölümde de böyle kırmızı içerisinde de bir sözle kitap zenginleştirilmiş. Onun dışında belli yerlerde de resimler var, illüstrasyonlar var. Onları da göstereyim. Bir Japon sanatçı tarafından yapılmış. İkinci Dünya Savaşı'nı anlatan resimlerde, illüstrasyonlarda var. Her ne kadar kitap genç timaçtan çıkmış olmasına rağmen her yaştaki okuyucunun gayet severek okuyabileceği, insan için ısıtan, ahde vefayı, fedakarlığı yeniden hatırlamamızı sağlayacak güzel bir roman arkadaşlar. Tavsiye ediyorum Kağıttan Son Turna Kurşunu. Gelelim 3. romanımıza arkadaşlar. 3. romanımız da Olimpos Yayın Evi'nden çıkan Fern Mitchelson'ın yazdığı Kalbinin Sesini Dinle demiştik. Bu da anne babalarından devraldıkları yemek firmasını daha iyi yerlere taşımaya çalışan iki ikiz kız kardeşin hikayesini okuyoruz. Burada özellikle bir tanesinin zengin bir iş adamıyla yaşadığı aşkı anlatan bir roman arkadaşlar. Hayvan sevgisi de çok güzel bir şekilde vurgulanmış romanda. Romanı arkadaşlar şöyle söyleyebilirim. Boş vaktiniz varsa denizde, kumsalda, güneşlenirken okuyabileceğiniz böyle zaman geçirmek için yazılmış aşk, aile, arkadaşlığa dair şeylerin vurgulandığı, hayvan sevgisinin vurgulandığı bir roman. Boş vaktinizde okuyabilirsiniz. Ama böyle derin bir tahlil beklemeyin. Derin bir aşk hikayesi, sizi etkileyecek bir aşk hikayesi de beklemeyin. Dediğim gibi çerez niyetine deniz kenarında boş vakitte okuyabileceğiniz bir roman diyebilirim. Tavsiyemi de o şekilde alabilirsiniz. 3 romanımız da böyle arkadaşlar. 3'ünü de elimden geldiğince tanıtmaya çalıştım. Derviş ve Ölüm'ü özellikle tavsiye ediyorum. Ama yaş skalasını da hatırlatarak 3 kitapta okunabilir. Kitapla ve sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın.